Benim adım Çağıl Çayır. Allah ile bağlanmak için dua ederim. Doğru yoldan şaşmamak için dua ederim. İyiliğe tutunmak için dua ederim. Dua hayatım için bir temeldir, bir özdür. Merhabalar, benim adım Çağıl Çayır. 1990'da Köln'de doğdum ve burada Pulheim'dayız. Pulheim küçük bir kasaba Köln'ün yakınında ve burada çocukluğumu ve gençliğimi geçirdim. Liseyi burada okudum. Burada çokça arkadaşım var. Her milletten arkadaşım var. Çok Türk vatandaşlarımız da burada oturuyor. Zaten Köln'ün de meşhur deyimi vardır. Soy ağacımız her millettendir. Hepimiz burada ekmek kazanmaya geldik. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz ve farklılıklarımız zenginliğimizdir. Burada küçük kasabada dostça, ailecek büyüdük diyebilirim. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye yazıldım. Üniversiteye özel olarak gittim. Karnelerimi yanımda götürdüm. Ve oradaki çalışana söyledim ki ben tarih ve felsefe okumak istiyorum. Kadın da karneme baktı, dedi ya bu bölümler için 2-3 yıl beklemen gerekir dedi. Ben de bekleyemem dedim, beklersem dedim bir işe girerim hiç okumam dedim. Kadın da sordu bana, gerçekten hayaliniz mi dedi tarih ve felsefe okumak. Evet dedim, bana bir pembe belge uzattı, hayırlı olsun dedi. Ben de sordum, öğrenci miyim şimdi? Evet dedi, bol başarılar diliyorum dedi. Öyle üniversiteye, Köln Üniversitesi'nde tarih ve felsefe okumaya atıldım, başladım. Memleket özlemi hepimizde var. Tabii ki biz de ilk önce annemiz ve babamızdan öğrendik memleket özlemini. Çünkü annemiz ve babamız burada çalışarak, işçi olarak yaşamak için Türkiye'yi bekliyordu. Her yaz tatilinde bizi Türkiye'ye götürüyorlardı ve biz de böylece daha çok Türkiye'de hayatı yaşıyorduk. Türkiye'nin doğasını, sevgisini orada yaşıyorduk. Ben büyüdükçe Almanya'yı da tanımak istedim ve burasını da memleket olarak benimsemek istedim. Buranın doğasını keşfetmek istedim. Türkiye'de toprak çekiyor herhalde. Yani Türkiye'ye gitmeden duramıyoruz ve uzakta olunca da Türk müziğini, Türk yemeğini, Türkçeyi arıyoruz. Tarih araştırmacısıyım. Eski Türk ve eski Alman halklarının kültürlerinin benzerliklerini araştırıyorum. Ve burada çok yeni keşiflere vardım. Yeni bir bilim alanı açıldı. İşte bunun üzerine çalışıyorum. Eski Türk yazısı, Orhun yazısı dediğimiz alfabe, runik alfabe. Bu 18. yüzyılında keşfedilmiş, bugüne kadar ama Avrupa'daki benzer yazılarla karşılaştırılmamış. Ben de bu işe girdim. Bunu da yeni bir bilim alanı olarak açabildim. Lisans tezimi kitap olarak yayınladım. Kitabın başına da Nas suresini koydum. Çünkü araştırmalarımda keşfettiğim olay, hakikatler çoğu zaman çarpıtılmış. Nas suresi vesveseye karşı bir suredir. Hakikat için bir suredir. Yani diliyorum ki bu tarih araştırmalarında kimse vesveseye düşmesin, doğrular çarpıtılmasın. Bu yolda, iyilik yolunda, iyi düşüncelerle doğruları bulalım, konuşalım. Asla doğru yoldan vazgeçmeyelim. Kötü düşüncelere düşmeyelim. Bunun için Almanca kitabımın başına da Alman dilinde Nas suresini koydum. Dua etmenin önemini ben açıkçası araştırmalarımda fark ettim. Çünkü araştırmalarımda bolca doğruluk için dua etmeyi ihtiyacını duydum. Araştırmalarımda yaptığım dualar işimin temeli oldu, işimin özü oldu. Aslında bütün araştırmalarım, çalışmalarım, bilim alanında yaptığım işlerim hepsi dua üzerine kurulu oldu.
dediğim gibi dualar hep doğruluk ve iyilik için oldu. Ve hatta yazarken bile biraz zorlandım ve Allah'tan diledim ki Allah'ım lütfen bu işi bitireyim. Ömrüm feda olsun, armağan olsun ama insanlığa bu eseri bırakayım diye dualar ettim. Ve bu işi başarmak için çok dua ettim. Böylece duayla iç içe oldum ve dua etmek görünmeyen bir aleme dua etmek demek. Ya da görünürlerin arkasında olan bir şeye hitap etmek. Böylece tarih araştırmalarım beni bu gaybla, maneviyatla da iç içe bağladı. Böyle Allah'la el ele olmayı öğrendim. Dua benim için yaratıcıyla el ele olmak, yaratıcıyla bağlanmak demek. Ve bu bağ, yaratıcıyla bağlanmak, anne ve çocuk arasındaki bir bağ gibi çok huzur verici, sevgi dolu, içimizi sevgiyle dolduran bir bağdır. Ve bu bağı işte dua ederek pekiştirebiliyoruz, geliştirebiliyoruz. Bundan çok faydalanıyorum. Hem içime huzur veriyor, dinç ediyor insanı. Ve burada hakikat demişken, la ilahe illallah diyerek, Allah'tan başka Allah yok diyerek, hakikatten başka bir hakikat yok diyerek de çok da bütün olumsuz düşüncelerden kurtulup sadece hakikate bağlanmak için bolca zikir ettim diyebilirim. Zikir etmek burada anmak konusunda, anmak anlamında. Dua benim için hakikati anmak demek, hakikati anmak da hakikatle beraber olmak demek, hakikatten şaşmamak demek. Bunun için bolca dua okurum ve bundan çok büyük keyif alırım ve yolumun da böyle aydınlanacağına, açılacağına inanıyorum ve şimdiye kadar da böyle oldu. Beklenmedik başarılar yaşadım, beklenmedik olaylar yaşadım. Tesadüf derdim, bunun İslam'da tevafuk dendiğini öğrendim. Böylece Allah'a bin şükür yolumuzu, bu iyilik ve doğruluk üzerine kurulu yolumuzu bolca başarıyla süsledi. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'ım, sen yaratanımsın, yaratanımızsın. Tüm varlığımızı sana borçluyuz. Sen bizi var edensin. Ne görüyorsam, ne düşünüyorsam, ne anlıyorsam hep senin sayende görüyorum, düşünüyorum, anlıyorum. Doğruyu görmeye, doğruları anlamaya yardım et, nasip et. Verdiğin nimetlere şükür etmeyi öğret, unutturma. Çalışmalarımda doğruluk ve iyilik için çalışıyorum. Doğruluk ve iyilikten ayırma beni. Bir kaza yaşadım, birkaç acım var. Bu acılarım düzelsin diye iyi olmayı bana öğret, iyilikten ayırma beni. Ve vesveselerden, kötü düşüncelerden koru beni. Sana sığınırım. Her şerde bir hayır olduğunu bize göster ve öğret. Atalarımdan aldığım İslam inancının ve İslam aleminin nurunu hiç söndürme Allah'ım. Aydınlansın dünya hakikat ile. Yüce Allah'ım bizi kötülüklerden koru, şeytanın şerrinden ve vesvesesinden koru. Uzak tut bizi. Bizi her işte hikmetini ve iyiliğini görmeyi nasip eyle. Biz kuluz, hata yaparız, günah işleriz ister istemez. Hatalarımızı, günahlarımızı affet Allah'ım. Bize doğruluğu ve iyiliği öğret Allah'ım. Doğruluk ve iyilikten ayırma bizi Allah'ım. Doğruluk ve iyilik üzerine kurulu olsun varlığımız. Varlığımız doğruluk ve iyiliğe armağan olsun. Yüce Allah'ım, sevgili Allah'ım, nice başarılar bana yaşattın. Nice tevafuklar, güzel hediyeler yaşattın. Bunun için sana çok şükür ediyorum, çok şükür ediyorum, çok şükür ediyorum.